Merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şiş ile çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle bebe yünü, fıstık yeşili bebe yünü kullandım. 3 numarada şişimiz var. Örneğimizi parça halinde başladım. Bu şekilde bakın. Sizler ister bebek yelekleri, bebek battaniyeleri, kendinize hırkalar, yelekler yapabileceğiniz hem kolay hem de zevkli bir örgü değerli izleyicilerim. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Fazla uzatmadan. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyorum. Ve örgüme hemen başlıyorum. Şöyle modelimiz burada. Duracak. Ara ara zaten göreceksiniz. Şimdi ilmeklerimizi attık. Bir örneğimiz için diyelim 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Yani şu yuvalar için. Burası zaten düz örgü. Herkesin bildiği. Şu örnek kısmını anlatacağım size. Hemen başlayalım. Bakın şöyle. İlmeklerimi attıktan sonra hiç örgü örmedim. Yani ters düz. Arka yüzden başlıyorum hemen örneğime. Yan ilmekten sonra bir tane düz örüyorum. Bakın bir ilmeği örmeden alıyorum. Bir düz. Bir ilmeği örmeden alıyorum. İpim arka yüzde diyelim ama ön yüz olacak orası. Burası örgümüzün arka yüzü. Şu şekilde. Hemen bir tane ilmeğimizi örüyoruz. Bir tanesini örmeden alıyoruz. Ve yan ilmekli sıramı tamamladım. Örneğimizi arka yüzden başlamış oluyoruz. Şimdi ön yüzüne geldik. Ön yüzde bütün ilmeklerimizin tamamını düz örüyorum. İster elde, ister boyunda örün, hiç fark etmez. Düz örgü. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. İki sıradan, iki ilmekten oluşan bir örgü. Şimdi arka yüze geldik. Bakın arka yüzde birinci sıramızda bu şekilde başlamıştık. Böyle düz örerken. Şimdi örgümüz çapraz olduğu için bakın ilmeğimizi alıyoruz örmeden. Sonra ikinci ilmeğimizi örerek başlıyoruz. Üçüncü ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Dördüncü ilmeğimizi örerek. Yani bir örüyoruz. Bir örmeden ip atlatıyoruz. Bir sıra öyle, bir sıra bu şekilde. Şimdi yan ilmekle sıramı tamamladım. Burası arka yüzü. Daha örneğimiz belli değil. Bakın biraz belli olmaya başladı. Ön yüzden tamamını düz örüyorum. İkinci örneğimiz dördüncü sıra. Zaten bu modelden lastik de yapabilirsiniz. Tamamını örnekli örgü de yapabilirsiniz. Ara ara benim örmüş olduğum gibi de yapabilirsiniz. Her örgüye uyan bir model değerli izleyicilerim. Bakın. Burasını böyle lastik yapıp üzerine örnekte koyabilirsiniz. İsterseniz düz de örebilirsiniz. Şimdi üçüncü örneğimize hemen başlayalım. Bakın. Hep arka yüzden başlıyoruz. Şimdi normal bu şekilde örüyoruz. Sonra ikinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Şimdi
Burada ilmek kaçırmışım. Hemen onu düzeltelim. Şimdi üçüncü ilmeğimizi örüyoruz. Bakın. Dördüncü ilmeğimizi örmeden. Beşinciyi ör. Altıncıyı örmeden. Ör. Örmeden. Hep bu şekilde. Yani bir tane ilmeğimizi örüyoruz. Birini örmeden alıyoruz. İkinci sırada ise düz örüyoruz. Üçüncü sıraya geldiğimizde örmeden alıp başlıyoruz. İkinci ilmeğimizi örüyoruz. Ön yüzeyde tamamı ilmeklerimizin hep düz. Hemen ben hızlıca böyle geçerken arka yüzden şimdi düz örgüyü de anlatalım. Bakın. Şimdi örneğimiz biraz belli oldu değerli izleyicilerim. Bu şekilde. Şimdi şu kısmını yapmak için şurasını tamamını arka yüzden ters örüyoruz. İstediğiniz genişlikte yaparsınız şu kısmını. Dediğim gibi ister tamamını, ister ara ara, isterseniz sadece yelek, ırka uçlarında da uygulayabileceğiniz bir model. Bakın şimdi arka yüzden tamamını ters ördüm. Ön yüzde de şimdi biraz bakın belli oldu. Tamamını düz örüyorum. Ben düz örerken siz modelimi yakından izleyin değerli izleyicilerim. Hemen hızlıca sıramı tamamlamak istiyorum. Bakın fıstık yeşilinden de harika bir örnek oldu. Tabii dediğim gibi sevdiğiniz renklerden, sevdiğiniz yerlerde uygulama yapabilirsiniz. Örneğe hep arka yüzden başlayacaksınız. Ön yüzde düz olarak devam edeceksiniz. Bakın şu şekilde oldu değerli izleyicilerim. Bakın. Şöyle ben 2 sıra, 3 sıra ördüm ki çabuk sizlerin sıkılmamanız için. Şimdi örneğimiz anlaşıldı ama arka yüzden bir sıra daha başlamak istiyorum. Şu şekilde bakın hemen düz ördükten sonra ön yüzden şöyle hızlıca ikinci örneğe başlayalım ve videomuzu tamamlayalım. Belki başında tam anlamamış olabilirsiniz yeni öğrenenler için. Bakın şimdi arka yüze geldiğimizde ne yapıyorduk? Yan ilmekten sonra hemen bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ilmeği örmeden alıyoruz. Bir ilmeği düz ör, ikinci ilmeği örmeden al. Düz ör, ikinci ilmeği örmeden al. Ama ipimiz hep ön yüze doğru. Bakın şurada şöyle hemen alıyoruz. Bir düz örmeden, bir düz örmeden bir tane ör ve yan ilmekle sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde de tamamını düz örüp videomu bitiriyorum sevgili izleyicilerim. Bu şekilde hep istediğiniz genişlikte yapın diyorum. Bakın belli olmaya başladı. Hem kolay hem de kibar bir örgü. Yeni öğrenenler bile bunu uygulayabilir. İşte ben örgü yeni öğrendim ama kendime bir şeyler örmek istiyorum diyenler bu örgüyü videomuzu izlediğinde zaten yapabilir sevgili izleyicilerim. Şu şekilde hemen bakın burası. Şimdi başlarken buradan yan ilmekten sonra birini örmeden alıyoruz. Diğerini düz olarak örüyoruz. Tam tersi olarak devam ediyoruz. Umarım örgümüz anlaşıldı. Şöyle. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın.
Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.